YouTuber olacağım ola. Vurdukla hacker olduğunuza dair sözlemler var. Bu konuda ne diyorsunuz? .com. Yalan. Ben sadece Instagram, MSN. Ama abi profesyonel olarak bakıyorum ben olaya, tamam mı? O benim işim. Ne yapıyor? Abi güzel, hackliyor. Okeyiz. Sen giremiyorsun zaten. Minik bir adamsın sen. Rahat ol. Hey hop, spoiler, alo. Şşş. Midyat Seyfo, dövün şunu. Abi, konuşabilir. Kaç para kazanıyorsun sen hackerlık işinden ya? Şey, Bitcoin atsam da adresi sana bir fulleten. Yayında konuşmasak ikinci bu dedi. Ama öyle çok uzaktan çıkıyor. Tamam. Ben şişkoyum oğlum. Bugünün başı ne olacak peki şimdi bu? Mr. Robot'u. Hadi gittim ben. Hadi bay bay. Hadi. Abone olun oğlum. Şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musun? Niye geldik? Neden? Direkt mevzular. Masamız da var, tamam mı böyle? Direkt böyle selam YouTube, ne haber? Bu sefer bilgisayar yok bak. Böyle oturduk burada. Dedik ki bu işi ciddi yapalım. YouTuber olacağım ola. Bunu büyüyeceğim ben. YouTuber olacağım da. Ama onun için dediler ki masa lazım. Ondan sonra mevzular şak falan diye. Okey, akıyor ben. Tamam. Devam. Okeyiz. Sen girmiyorsun. Sen giremiyorsun zaten. Minik bir adamsın sen. Rahat ol. Tamam. Şimdi sevgili YouTube'cum, nasılsın? İyisin inşallah. Keyifler yerindedir. Biz normalde bilgisayar başında bilmem nerede sağda solda yapıyoruz bunları da, dedik bu sefer Creator Station'a gelmişken adam gibi bir video çekelim. Ya nasıl oluyor ya bu YouTuber olayı nasıl oluyor falan. Dedim ki bu sefer de hani hem birinci yılımızı kutluyoruz, hem böyle güzel bir olay var. Hem partnerliği kutluyoruz. Partnerliği kutluyoruz değil mi Twitch'te? Hepsi oldu. O zaman bana en çok sorulan sorunun videosunu çekelim abi, tamam mı? Kim biliyor musun? Nereye? Yanında bu arada ABS var. Burak burada. Evet, sesimiz, arka sesimiz. Böyle ne? Dış ses. Aynen. Oğlum hikaye ne? Bana hep bunun şeyin sorusunu soruyorlar. Abi Mr. Robot'u inceler misin? Tamam, ne olur Mr. Robot incele. Olur, inceleriz. Tamam, neymiş bilmem ne. Yalnız şunu açık söyleyeyim. Ben Mr. Robot'un ikinci sezonun ortasından itibaren seyretmedim. Ben full bitirdim abi, sıkıntı yok. Bitirdin. Eyvallah. Ama ben o vakte kadar gördüğüm birçok şey de güzeldi yani. Bir defa şunu kafadan söyleyeyim. Güzel dizi. Hani izleyin abi. Birçok şey de güzel yapmışlar. Bence şeyden başlayalım. Güzel yaptıkları işlerden başlayalım. Ondan sonra beğenmediğim bir şeyler varsa söyleriz. Sen sor abi. Ben çok hatırlamıyorum çünkü. Tamam. Hatırladığın kadarıyla sen sor, yürüyelim abi oradan. O zaman ilk adımla şöyle başlayalım abi. Biraz bağır yalnız, ben duymuyorum seni. İlk adımla şöyle başlayalım. Heh. Dizide kullanılan USB'ler için. Aa, oğlum onların hepsi gerçek la. Allah, bildiğin gerçek yani. Şöyle bir durum var. USB'ler çok tehlikeli. Özellikle birinci sezonda mı, ikinci sezonda mı bir yerlerde USB tutuyordu. İşte FBI gidiyordu, takıyordu, bilmem ne yapıyordu falan, öyle bir sahneler vardı. Bunlar çok oluyor ve olağan şeyler. Yalnız tabii insanlar da artık ayıldı. Tamam mı? Yani bugün artık öyle otoparkta bulduğun USB'yi bilmem neyi falan filan alamazsın yani. Tamam mı? Ya girmiyorlar USB topuna artık insanlar. Çok fazla şey yapıyor. Bir de Türkiye'de falan çok zor oğlum. Yani bizimki görse Türkiye'de otoparkta işte, anam USB buldum lan falan deyip almaz ki, tamam mı? Ben ne lan? Ben atar tekmeyi gider yani, tamam mı? Allah. Çünkü Tahtakale'de 10 liraya alıyor, tamam mı USB'yi? Ne yapacağım lan ben o USB'yi, der geçer yani. Bir takılmaz o işe. Bizde olsa öyle olur yani. Ama işte Amerika'da ooo USB buldum, hemen denemeliyim, manyağım ben falan şeklinde. Tabii görmeliyim, ne var acaba? Kimin neleri var? Nude'lar mı var acaba deyip takıyorlar, tamam mı? Manyak gibi. Ama bizde o kadar çalışmaz. Soru gerçek. Bu da çok güzel yapılmış. Evet, böyle ataklar yapıldı ve dizide de gerçekçi olarak incelenmiş. Puanımız 10. Okey. Peki diğer soruya geçiyorum. Geç. Sosyal adalet duygusu dizideki Hamilton'ın bulunduğu ortamla alakalı. Ya şeyde bu hani aktivistler, hektivistler bilmem ne mevzuları var ya. Bunlar zaten var abi, biliyoruz. Yani sen biliyorsun değil mi benim en sevdiğim şey, hacker grubu kim? LulzSec. Neden? Neden? Kapitalist herifler çünkü tamam. Sosyal adalet falan umurumda değil oğlum. Para kazandığı herifler. Sony'ye Moni'ye daldılar ya, bayılıyorum o yüzden. Tamam, çok seviyorum. Ondan sonra akıyor herifler. Çok iyi, çok iyi. Onları seviyorum. Ama o dizide de çok güzel tabii. Anonymous'a falan filan gönderme yapılmış. Çok doğru hareketler. Çok bilindik şeyler. Normal yani. Puanımız 10. Peki. Her şey hacklenebilir mi? Abi. Bununla ilgili hani madem anı anlatıyoruz bilmem ne ya. Şimdi her şey demeyeyim de bir bağlantıya hizmet eden her cihaz hacklenebilir. Bir bağlantı interfeysi varsa o cihaz hacklenir arkadaş. Yani bunun için özel bir şey yapmaya gerek yok. Bir şekilde bir connectivity'den söz ediyorsak orada hackten de söz edebiliriz. Heh. Bununla alakalı şöyle bir şey sorabilir miyim? Sor. Aslında sadece connectivity olarak değil de insan açısından, beşerin eriştiği... Yo, beşer ona girdin mi işin sonu yok zaten. Hayvan gibi her şey hacklenebilir. O ayrı konu. Ondan bahsetmiyorum. Ben sadece ne dedik? Cihaz dedik. Cihaza fokus olarak konuşuyorum. Çünkü cihazla ilgili bir anı anlatacağım sana. O dönem 2000'li yılların başı falan. Şükrü sen de dinle bak, bu çok komik hikaye. Biliyorum onu, dinledim. Ben sana zarf atıyorum. Niye atlıyorsun ki? Yaşar geldi, mükemmel bir atlayış. Evet. Böyle sosyal bir adam olduğum için ben tabii, sen alışmamışsın tamam böyle şey.
Evet, Yaşar mükemmel atladı, gördün mü? Şimdi abi hikaye şu, 21 yaşında falanım böyle. Öğrenciyim ama aynı zamanda çalışıyorum IT'de, öyle bir durumlar falan var. Neyse abi, bir tane adam getirdiler Pakistan'dan, ucuza öğrenci geliyordu, tamam mı? Acayip derecede, devşirme öğrenci. Bunlardan bir tanesi gelmiş, IT'de de çalışıyordu. Adı Ehmet diye bir herif, tamam mı? Ehmet süper, kafa dengi, çok eğlenceli bir çocuk. Ama şöyle bir sıkıntısı var, çocuğun security'den alakası yok. Gecenin bir yarısı, biz oturuyoruz şeyin içindeyiz, odadayız, koek oynuyoruz, tamam mı? Bu Ehmet de kendi odasında. Bize bir direkt telefon çaldı IT'nin. Bütün serverlar down diye, tamam mı? Ne oluyor lan dedik. Niye serverlar down? Bir açtık abi MRTG bilmem ne raporların hepsine bir bakıyoruz. Hayvan gibi atak geliyor. Deli gibi. Aha dedik. Serverlar gitti, tamam mı? Abi bakıyorum serverlarına ama kendi şeylerine, grafiklerine bakıyorum. Her şey normal. Atak geliyor. Serverlar normal. Connectivity yok. Niye yok? Direkt Ahmet'in odaya gittik, tamam mı? Ahmet dedi ne yapıyorsun sen burada? Hiç dedi, oturuyorum. Dedim niye oturuyorsun? Ne yaptın abi sen? Niye connectivity yok serverlarda? Aa dedi, önemli değil dedi. I implemented security dedi. Güvenlik uyguladım dedi, tamam mı? Ne oluyor lan dedik, ne yaptın? Hiç dedi. I unplugged the server dedi. Server'ın fişini çekmiş gerizekalı. Polatalemler falan mı? Ne bileyim. O zaman Polatalem 2000 yılı diyorum. Ne Polatalem darı? Yok ki o zaman. O zaman yok. Dın dırın dın dırın dın dırın dın dırın. Yoktu o zamanlar. Şimdi bir şey sahnesi var ya abi, kablo çekiyor server kurtarmak için. Abo. Neyse yani böyle durumlar var. O yüzden yani connectivity'nin olduğu her yerde bir hack'ten söz edebiliriz sevgili. Sen hazır bu paket yoğunluğundan söz etmişken bu arada diğer soruda da şöyle bir şey var. DDoS. Aa, birinci sezondaydı DDoS. Distributed Denial of Service hikayesi. DDoS saldırısı birinci sezondaydı. Ben onu seyrettim. Server'a gidiyor, odaya giriyorlar, fiziksel erişim yapıyorlar, serverlar gidiyor falan filan. Gerçek o ya. 10 değil 100 o. Gerçek. Olması gerektiği gibi yani. Çok güzel yapmışlar onu. O olur. Olur. Başka? Diğer sorumuz. Sor. File extension. Ha, dizi isimlerindeki uzantılar. Onlar gerçek lan. Onu biliyoruz zaten. Bütün hepsi gerçek o dosyaların. Ama onlar ikinci sezon, üçüncü sezondan sonra JPEG'lere mi ne, grafik isimlerine mi, sıkıştırma adlarına mı ne dönmüşler. Öyle değiş. Hepsi bunların özel, çok güzel bir easter egg de var orada. Hepsi video formatı. Bölüm isimlerinin sonundaki nokta XYZ diye verdikleri isimlerin hepsi video formatı. Öyle yapmış abi adamlar dizide. Çok güzel fikir yani. Ha, ondan sonra değiştirmişler onu. Üçüncü sezonda mı ne değişmiş? Ben seyretmedim. Üçüncü sezonu biraz daha zaten Fight Club esinlemesiyle gitti komple. Daha sakin bir... Sen bundan linç yersin, söyleyeyim. Fight Club dedin az önce Mr. Robot'a. Ama ben demedim direkt, YouTube. Direkt benim hiç suçum yok. Bu herif tamam. Hepsi kabul etti, söyledi. Kendisi söyledi. Onu bilmem. Onu gitti yani. Eyvallah, onu bilemem. Peki diğer sorumuz da şu. Bu anahtar açma sevgisi. Defcon sahnesi vardı. Hatırlamıyorum. Yani, nasıl bir şeydi? İleriki sezonuydu galiba. Defcon'un bildiğin şeye gidiyor abi. CTF yaptıkları bir odaya giriyor. Defcon konferansı var orada. O CTF içerisinde makine çözümüne girip odaya katılıyor. Anahtarla ne alaka? O şey burada da şey yani. Picking Dogs. Ha şey, anahtarla oda asma kilit, kilit açma hikayesi. Abi ben onu anlamıyorum. Bu Defcon'un son dönemlerinden sonra acayip derecede bu hacker camiası içerisinde popülerleşen bir hobi, tamam mı? Anahtar açma, tamam, kilit açma hikayesi. Böyle işte maymuncukla asma kilit açıyorlar. Ben hiç ilgi duymadım hayatım boyunca böyle. Böyle bir ilgi var. Evet, bu da işlendiyse dizide ben görmedim. Doğrudur. O zaman da doğru yani. Bu kültürün içerisinde. Benim hatırladığım bir CTF vardı. Firewall'u açmaya çalışıyordu. Orada da yani onu açmaya çalışıyordu. Şimdi lockpick olarak onu geçiyor. Bilmiyorum abi. Doğrudur ya. Lockpick olayı var ama yani. O kilit açma hadisesi çok bu camiada sevilen ve yapılan bir şey. Doğru o da. 10 puan. Buna da 10 puan verdik. Şöyle insanlar sistem içerisindeki en zayıf bağlantı. Sosyal mühendisliği. Her zaman öyle. Yani dedik ya, internet bağlantısı olan sistemlerde herhangi bir bağlantının söz edebildiği yerde hack'ten söz edebiliriz dedik. Bağlantının olmadığı her yerde de insanın hacklenmesinden söz edebiliriz yani. O yüzden sosyal mühendislik her yerde var. O işlendiyse doğrudur abi. Hiçbir sıkıntı yok. %100. Doğru terminoloji kullanıyorlar abi. Genelde kullandıkları mesela adamın söylediği şu saldırıyı yaparım, bu saldırıyı şöyle hallederim, böyle yaparım bilmem ne diye sözünü ettiği her şey gerçekçi ve doğru yani. Orada hiçbir şey görmedim ben bugüne kadar. Sıkıntı, yanlış terimler kullanıldığını falan görmedim yani. Hep dizide doğruydu. Bunu da güzel yapmışlar. Direkt zaten dışarıdan burada bir siber güvenlik uzmanından da danışmanlık almışlar. Doğrusunu söyleyeyim mi onu sana? Evet, YouTube bunu ilk kez burada duyuyorsunuz. Tenium diye bir tane firma var. EDR programı yani Emergency Detect and Response şeyi yazılımı. Mükemmel böyle clientless çalışan bir şey, çözüm. Enterprise Security yani şirket güvenliği için kullanıyoruz. Tenium'un danışmanlıkları gittiler. Mr. Robot dizisine danışmanlık yaptılar. Yani gerçek hackerlar yani danışmanlık yaptı bir bağlamda. Emekli hackerlar diyeyim. İşte bu noktada çok saygı duyarak bunu yapmaları yani hoşuma gitmiş. Ciddi almışlar abi. Prodüksiyon işi çok ciddiye almış yani. Peki maskeler için ne diyorsun? Çok ayrı bir konu. Abi çok komik ama yani ben maske olayına zaten kılım, tamam mı?
şey olarak bana komik geliyor ama şey hani Anonymous'a gönderme yapıyor. Nasıl yaptı? Ondan F-Society. Yani bakma Hackerman'i hepimiz seviyoruz yani. Ayrı konu tamam mı? Bir de şey olayı var ya mesela. Bu imgeleştirme olayı tamam mı? Hacker'ı falan. Ne yapacak abi? Kapşonlu olacak mutlaka bilmem ne falan böyle. Kundurmuyorlar mı aslında orada? Bu hacker camiasında underground'da herkesin kendi bir kimliği var ya yarattığı. Ha evet evet. Identity olayı diyorsun. Evet evet. Nickname'i falan filan diye. Doğru söylüyorsun. O da var ya. Böyle hepsinden biraz karıştırmışlar adamlar ama çok güzel yapmışlar. Yani mecburlar çünkü bugün popüler kültürde hacker dediğin ya kapşonludur abi ya da şeydir tamam mı? Maskelidir tamam mı? Böyle diye sesini değiştir bilmem ne. Böyledir yani. Hep böyle oldu. O yüzden son derece normal geliyor bana. Peki zaman çerçeveleri için. Abi şöyle, orada biraz allengrikliyim ben tamam mı? Beğenmediğim yanlarından bir tanesi de şu. Bazı atakları çok güzel uzun süre. Mesela diyor ki adam şuradan şu firewall'u ele geçireceğim, şunu kıracağım bilmem ne. Dizide görüyorsun bölüm içerisinde gün geçiyor. Tamam mı? Adam o gün değil, ertesi gün bilmem ne yapıyor tamam mı? Ancak bazı şeylerde çok anlamsız hızlı oluyor. Mesela birinci bölümün ilk sahnesinde adam oturduğu kafeden işte kafe sahibinin internetini bile bir şeyini hackliyordu. Ondan sonra küt 10 dakikada herifin her şeyini, Wi-Fi'ni bilmem neyini hackliyor. Baba Wi-Fi şifresini aldın da oradan adamın bilgisayarına nasıl geçtin? Yani tamam mı? Orada bir sürü adım var tamam mı? O bir gün, iki gün sürecek belki o iş. O hemen böyle 10 dakika. Tamam Hollywood efekti. Tabii ki hızlandıracaklar. Ama işte bazı ataklarda çok gereksiz hızlandırıp hızlı geçmişler. Bazı ataklarda çok gereksiz yere dizi içerisinde uzun sürdüğünü söylemişler. Tamam mı? Böyle hani aynı gün içerisinde mesela şey geçiyor. Bir gün geçiyor. Aynı bölüm içerisinde bir gün geçiyor. Ondan sonra ikinci güne geçiyor. Ondan sonra atak gerçekleşiyor falan. Tamam mı? Bu buradan anlıyoruz abi yani ne demek istediğin adamın. Uzayabiliyor mevzu. Ona göre o bazı yerlerde iyi bazı yerlerde kötü. Zaten beğenmediğim hikayesi de bu. Çok iyi o zamanı çok iyi yapmamışlar. Bazı yerlerde çok güzel tutturmuşlar. Bazı yerlerde dizi olmasından kaynaklı. %100 abi. Abi sonuç itibariyle bu bir prodüksiyon ve adamlar buna göre bu işi yapmak zorundalar. O yüzden biraz orada bir şey var. Hani böyle bir oranlamada sıkıntı var. Aynı atak 3 bölüm önce 5 dakikada gösterilirken 3 bölüm sonra 50 dakikada gösterilmiş. Anlatabiliyor muyum? O konunun giderini akıtmışlar biraz ama biz burada ne diyoruz abi? Tutarlılık konuşuyoruz. Analiz yapıyoruz. O tutarlılığı bozmuşlar. Birinci bölümde 3 dakika gösteriyorsan 10. bölümde de 3 dakika göster. Biz diyelim ki timelapse'i bu dizinin. Öyle yapmamışlar ama onların bileceği iş canavar gibi dizi. Hiç lafım yok. Biz sürekli şu anda iyi tarafını konuştuk. Ha kötü tarafını da. Kötü tarafıyla ilgili ne diyebiliriz abi? Abi ne olursa olsun bir Hollywood prodüksiyonu bu. Tamam mı? Bir yerden sonra işte gereksiz imgelemeler, işte orasına burasına şişirilmiş görsellikler, bilmem neler falan filan. Ama şunda en fikrim ya, beğenmediğim o imgeleştirme, kişilerin imgeleştirilmesi, karakterlerin yükseltilmesi olayı biraz fazla. Onun dışında teknik anlamda baktığında hani altyapı, dizi olarak, bilmem ne olarak mümkün mertebe tutarlı gitmiş. Beğenmediğim hiçbir yanı yok. En azından bizi şeyden kurtardı abi. 3D Max'le hack yapan filmler, diziler vardı ya böyle. Tamam mı? Orada herif virüs yapıyor. Buradan tutuyor böyle sokuyor. Aha virüs oldu. Al bunu ye falan diye gönderiyordu ya. Onlardan kurtardı Allah'a şükür. Adam gibi bir SSH falan görüyoruz tamam mı? Öyle güzel şeyler var. O açıdan memnunum yani baktığında. Güzel oldu o açıdan yani. Mesela bunları konuştuk da abi. Benim aklıma bir de şu geliyor. Şimdi adamlar böyle bir dizi yaptılar. Niye yaptılar? Sen hiç sordun mu bunu kendine? Sorgulamadım hiç. Bunun en güzel şeylerinden bir tanesi abi. Adamlar insanlara gerçekçi hacking senaryolarının hepsini gösterdiler dizide. İnsanların ayılmasını sağlamaya çok büyük faydaları oldu. Peki sen bundan hiç ders çıkardın mı? Yani ne açıdan? Ben sana söyleyeyim abi bak şimdi sayıyorum. Birincisi adamlar dediler ki şifreleriniz, parolalarınız, bilmemleriniz kolayca ele geçirilebilir. Çok faktörlü doğrulamayı kullanın kardeşim. Bir. Malware'lar tehlikelidir, zararlı yazılımlar tehlikelidir. Otaboka gördüğünüz her zımbırtıya tıklamayın. İki. Antivirüsünüz, peçiniz, ıvırınız, zıvırınız olsun. Bir Wi-Fi'yi herif kolay şifre eden dolayı hackliyor. Öbür sistemi peçi açık olduğu için hackliyor. Bilmem ne. Yamalarınızı yapın sistemlerinize diye anlattılar. Tanımadığınız, görmediğiniz, bilmediğiniz şeyleri alıp bilgisayarınıza, oranıza, buranıza sokmayın dedi adam değil mi? Böyle güzel şeyler söyledi. Değil mi? Selam. Selam. Gel gel Mr. Robot'ta ne yapıyoruz? Mr. Kamer, Robot'un... Kamerdeymiş. Orada. Ya. Öyle yakışıklı kamera oğlum. Gel gel yamacıma gel. Gel. Kadrajda mıyım Şükrü? Biraz daha. Evet efendim. Selamlar. Yeni konuğumuz. Gel sana mikrofon göndereyim. Azıcık. Sosyal mesafende. Evet Adın Ekim Bey sizin hakkınızda hacker olduğunuza dair sözlemler var. Bu konuda ne diyorsunuz? .com. Yalan. Ben hayatta bilgisayar kullanmadım ya. Arkadaşla siber güvenlik firmamız vardı. Ha. Ya ben CEO tarafıydım. O CTO tarafıydı yani. Öyle söyleyeyim. Farklı olan oymuş. O tabii canım. Ben hiç anlamıyorum işte. Eyvallah. Ben sadece Instagram, MSN. Onları işte WhatsApp'ta kim ne yazmış ortak ağda onları görebiliyordum. O kadar biliyorum. İyi. Konumuz ne biliyor musun? Ne? Mr. Robot'un iyi yaptığı, kötü yaptığı, beğendiğimiz, gerçekçi olan, gerçekçi olmayan, tutarlı olan, olmayan şeylerini konuştuk. Hiç izlemedim.
Ben de ya doğru dürüst izlemedim. İki bölüm, iki sezon izledim de. Bir buçuk sezon falan. Abi. Dört sezon oğlum. Yarısından fazlasını izlemedim. Ben bir bölüm bile izlemedim. Ama abi profesyonel olarak bakıyorum ben olaya, tamam mı? O benim işim. Ne yapıyor? Abi güzel hackliyor. Neyle hackliyor ama yani? Hesap makinesiyle. Vahiy yoluyla. Her türlü hackliyor adam abi. Havada kaçanı, üzen her şeyi. Fiziksel, fiziksel her türlü hackliyor. Ama bak sonunda şuna geldim. Bu adamlar, onu konuşuyorduk. Bu adamlar niye bunu yaptılar? Bu dizi niye yapıldı? Abi adamlar bütün hack sistemlerini, hack metotlarını takır takır gerçekçi ve tutarlı şekilde göstermişler. Sana da diyor ki awareness, yani farkındalık oluştur. Şifreni, parolanı düzgün seç. Uzun olsun. Kolay hacklenebilir. Çoklu two-factor authentication işlediğimiz, hani çoklu doğrulama sistemi açık olsun. Ayrı konu. Ama en azından zor abi, zor yani, uğraştırıyor adamı. Ondan sonra yamalarını yap bilgisayarlarının, tamam mı? Otoboka gördüğün her şeyi tıklama, alıp yerde bulduğun USB'yi takma, bir şey yapma diye gösteriyor. İşte patchlerini geçi söyledik, antivirüs kullan. Hani zero day'lere karşı korumaya çalış kendini bilmem ne diye. Adamlar adam gibi aslında kocaman bir farkındalık kampanyası gibi bir dizi çekmişler. Bayağı şey yani, mesela ben izlemedim ama eşim izledi, hiç ilgisi de yoktur mesela. Aynen, bir karakterler çok derinmiş de onu Filmler ve Filmler kanalında izlemek lazım. Burada ben bilmem yani, hiç anlamam abi. Sizin adı bana çekici gel. Mr. Robot deyince ben mesela böyle bir yaptım şöyle. Ama izlerim orada şimdi. Orada oluşturduğu İzle. Alter karakterden kaynaklı Mr. Robot. E hop spoiler, alo. O kadar değil ya. Yo spoiler ya. Sen bunu döv. Midyat Seyfo, dövün şunu. Ölüyor falan. Hiç izlememiş ama. Bilmiyor. Patlamadım. Patlamadım. Başar. Yapacak bir şey yok. İzlemişlerdi. Bilmiyoruz valla. Valla sonunu izlemedik. Bilmiyoruz. Çok oldu dizi zaten. İzlemedim. Ha, spoilersen afiyet olsun yani, ne bileyim yani. Videonun başlığı ne olacak peki şimdi bu? Mr. Robot'u güzel. 56 GB. Eyvah. Çok izlenir. İzlenir tabii lan. Açarım ben şukusu falan diye. Mr. Robot'un şukusu ve analizi diye. Aa, isim bulduk oğlum, çok iyi. Sen peki böyle Türkiye'ye geldikçe mi video çekeceksin? Böyle sıra ayrı bir şey de yap ya. İşte Cem abisi de onu istiyor. Bu ne? Bu aha. İşte bunun gibi diyorum, kaç tane olacak hani, her seferinde senin gelmeni mi bekleyeceğiz biz? Ha. Eve stüdyo mu kur diyorsun? Gibi. Abi ben gireyim, sen yeşil şey giyeyim. Gelin burada. Aslında bir şey söyleyeceğim. Senle biz bu yorumlara da yazsanıza. Eğer beğendiyseniz ABS'lerin böyle dış ses muhabbetini, biz bunu Discord'dan çekeriz size. Ben dış sesli videoları mesela çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Benim hep yapasım vardı. Yani böyle bir şey incelerken de arkadan böyle. Evet evet, dış ses çok güzel olur. Bir de Discord'dan yapabiliyorsun dış sesi. Sen tabii buradan yapamazsın ama ben evde bilgisayar başında videoyu çektiğim için Discord'da benim ekranımı açıyorum ben. O da görüyor benim ekranımda. Yani o an ne çektiğimi görebiliyor, tamam mı? Ondan sonra direkt abi şey yapabiliyor. Abi konuşabilir. Kaç para kazanıyorsun sen hackerlık işinden ya? Tamam, ben, boş ver. Şimdi bak. Vurgun var mı, vurgun? Bunun için ünlem bizim kanalda ünlem maaş yazacaksın. Şey, bir bitcoin atsam da adresi sana bir fulllesen. Yayında konuşmasak ikinci bu dedi. 3-5 bitcoin at ya. Bak bak bak, orada bak nasıl. Adı benim dış sesim böyle. Yorum kısmını yapayım. Direkt oraya koyayım ben. Yoruma direkt biz anlarız. Şey vardı ya geçen haftalarda. Twitter hack'i mi? Yani Twitter hack'i değil aslında o. Değil tabii canım. Arayüzün atıyorum. Hootsuite. Hootsuite'in falan filan. Kanka anlatsana ya. Hack'i. Ya ben gördüm tweet'i bilgeyse. Abi ben çok komik hikaye. Param olsa atardım dedim ya. Hadi canım. Aa, ben senin şeyi izledim. Neydi o? Bey'le, Timur abiyle yaptığın videoyu izledim. Abi. Harbiden orada da söylemişti. Param olsa atardım hakikaten, biliyor musun? Harbiden ha. Düşünsene çünkü abi. Çünkü dedim ki bir şey var herhalde. Bir artık farkındalık bir şey yaratıyor. Hmm. En azından hani atmasa bile bir amaç uğruna falan bir şey olur. Hani geri de bir şekilde geri ama atar gibisinden. Ama onun yani öyle karakterlerden öyle bir şey çıkmayacağı çok var. Ya Bill Gates'i sadece gördüm ben. Elon Musk yazdı, Kanye West yazdı. Herkes. Ya Kanye West'e günahımı verme. 5 lira istesem vermem şu an. Herkes. Kanye West kim lan? Ne yapacağı belli değil ya. Parayı ne yapacak? Aynen. Kıvırıp ne yapacak? Boş ver. Yalnız şey çok iyi ya. Ben şey çok kızdım ama. Adamlar high profile account'lar için koymuşlar böyle birer tane şey. İmdat account'u, tamam mı? Olay oradan kaynaklanıyor. İmdat account'u var bir tane. Acil durumda o hesabı kurtarmak için. Bir tık alttaki profile'larda Elon Musk falan gibi şeylerde o account açık ama çift kişilik. Yani mesela devlet başkanlarında şöyle hikaye var. Sen mesela devlet başkanısın abi. Senin account'un patladı. Sen yardım istiyorsun. Bende var o account. Kurtarma account'u. İkimizin birden sivici çevirmemiz lazım ki kurtarabilelim. En top profile'da. Bir tık altında ben yetiyorum. Ayrımcılık yapıyor Twitter. Twitter insanlar ayrımcılık yapıyor. Birbirlerinden ayırıyor insanları. Yapsın bu ya. Bence devlet başkanı, bence de o hak biraz az kişi olması gerekiyor. Security uçtan oğlum herkese olmalı. Eğer herkese varsa o imdat çekici herkese olacak yani. Demek ki herkese o kadar varmış. Ekstra kişiler iki tane varmış yani. Bak. Aynen. Büyüdükçe. Burada masa var, siz görmüyorsunuz. Trump istese de kimse vermezdi yani.
Harbi ha. Adam şey, verirdi lan. Manyak mısın? Texas direkt verirdi lan. Verirdi. Allah ne iyi oldu geldin ha. Eyvallah. Bakalım izleyelim video ne çıktı. Şey diyeceğim. Senin de senle biz Şükrü biz ikimizi kapak resmini koysak acaba? Değil mi? Çalışır. Tamam, direkt clickbait olur. Sen clickbait istiyorsan yapalım. Vallahi clickbait olur oğlum. Böyle birbirimize bakarken ki buradan bir kesit al abi gönder çıkar kapak resmini. Çekiliriz. Kamera çok uzaktan çekiyorum tamam. Ya. Ben şiş koyayım oğlum. Ne? Ha. Ben şiş koyayım abi. Masa başında oturmaktan işte bunlar. Şurada bile masa istedim lan. Aa masa yeniymiş. Yeri kırık. Ben bunu çekeyim bunu. Çek çek. Ne? Olsun canım. Fazla uzamasına gerek yok. O zaman kaçıyorum abi ben. Canımsın. İyi ki geldin. Ve Ekin Kollama konuğumuz da. Direkt şey tribüne girdik. Oğuzhan Uğur masayı da şey yapıyorum. Mevzular diye. Bak kalkarken takayım. Tamam aferin. Sosyal mesafe. Sıvayalım. Ya, şurayı da temiz. Sosyal mesafe. Ayasofya'dan sonra ben bıraktım. Abi o neydi ya? Ya abi. Bildiğin şey futbol stadına dönmüş orası. Abi maç... Niye ligleri kapattılar? Ben anlamadım ki. Niye şampiyon oldu arkadaşım ya? Seyircisiz yaptılar. Başakşehir şampiyon oldu. O ama alışkın oldukları için. Tamam linçi yedik afiyetle. Seyirci olsa Trabzon'da şampiyon olurdu. Evet seyircisiz olduğu için Başakşehir alışkın. Adamlar 7 yıldır seyircisiz cezalı oynuyor. Bir kişi var ya. Evet süper ya. Tahsin o da. Tahsin ya çok iyi. O zaman gittim ben. Hadi bay bay. Hadi abone olun. Abone olun oğlum. Yani böyle bence güzel oldu. Bence 10 numara 5 yıldız oldu. Vallahi arkadaşlar hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki izlediniz. Yorumlara yazın. Benzer şeyler için benim Türkiye'ye gelmem gerekiyor. Çok fazla istemeyin bu videodan. Arkaya perde mi? Bir şey söyleyeyim. Gelirken böyle kaç litreye kadar alkol getirebiliyorsun? Çok. Tamam. Arada git gel yapacaksan. Tamam ya, mecburen yapacağız. Şu anda getir. Aa bizde PlayStation 5 çok ucuz olacak ha. Kaç olacak? Bilmiyorum da ucuz olacak i̇şte Türkiye'den. PlayStation 5'i niye işte içeceksin ya? Gerek yok ki. Gerek yok, gerek yok. İşlenmesine gerek yok. Gerek yok. Nokia 33'ün de gerek yok. Hadi canım. See you. Hadi bay bay. Bay bay. Arkadaşlar iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Şükrücüğüm sana da çok teşekkür ederiz. Geldim abi. Vallahi 10 numara çok eğlenceli video oldu ha. Gerçi ben de eğlendim. Bazı terimleri hiç anlamadım ama. Boş ver ya. Sen yeterli miktar bol suyla içtiğin zaman sıkıntı yok. Hazm oluyor kardeşim. Kafası sonradan geliyor. Buram ağzına sağlık. Çok güzel oldu. Vallahi harika oldu ya. Çok teşekkür ederiz. O zaman daha sonra görüşürüz. Dın 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 d